Kenan kağıt makas taş oyunundaki galibiyetlerinin mağlubiyetleriyle eşit sayıda olmasını bekliyor. Kenan bu oyunu sık sık oynuyor ancak kendi oyunlarının bu şekilde sonuçlanmadığını düşündüğü için rastgele seçtiği 24 oyunun sonuçlarını kaydediyor. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir bakalım 24 oyunun 4'ünde kazanmış, 13'ünde kaybetmiş ve 7'sinde de berabere kalmış. Bu sonuçları kullanarak bir iki kare uygunluk testi yapmak ve elde ettiği sonuçların dağılımının eşit bir dağılımdan farklı olup olmadığını görmek istiyor. Kenan'ın yapacağı testin test istatistiği yani ki kare istatistiği ve p değeri ne olmalıdır diye soruyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Peki, Kenan ki kare istatistiğini kullanarak bir hipotez testi yapacak. Ki kare istatistiğini kullanmasının sebebi ise elinde birden fazla kategori olması. Peki, şimdi bana Kenan'ın sıfır hipotezinin ne olması gerektiğini siz söyleyebilir misiniz? Not ediyorum. Sıfır hipotezi, sonuçların olasılıklarının eşit olduğunu savunacak. Karşıt hipotezde eşit olmadığını. Hipotez testi yaparken sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz ve sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda böylesine ya da bundan daha uç bir sonuç elde etmenin olasılığının yeteri kadar düşük olduğunu bulursak sıfır hipotezini reddedeceğiz. Bu bulacağımız p değerinin belirli bir eşik değerinin altında kalması anlamına gelir. Bir bakalım Kenan 24 oyunun sonuçlarını kaydetmişti değil mi? En eşittir 24 yazıyorum. Bunlar da sonuçlar ki kare istatistiğini ve bu istatistiği ya da bundan daha uç sayılabilecek bir değeri elde etmenin olasılığını hesaplamadan ki kare uygunluk testinin koşullarını sağlayıp sağlamadığımızı kontrol edelim. Bu koşulların bazılarını biliyorsunuz ama aralarında farklı olanlar da var. İlk koşul rastgelelik koşulu. Buraya yazıyorum. Rastgelelik koşulu. Sizin de bildiğiniz gibi bu örneklemenin tamamen rastgele yapılmış olması anlamına geliyor. Bakın zaten bize burada rastgele seçtiği 24 oyun diyorlar. O halde bu koşulu sağladık. Ki kare hipotez testlerinin ikinci koşulu beklenen değerlerin ya da her kategorinin beklenen değeri demediğim bu değerlerin en az 5'e eşit olması gerekli. Burada 4'ü görüp de 24 oyunun 4'ünü kazanmış. Öyleyse bu koşulu sağlayamıyoruz diye düşünebilirsiniz. Ancak bu koşulun beklenen değerle alakalı olduğunu unutmayın. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak sonuçların olasılıklarının eşit olduğunu kabul etmiş oluruz. Öyle değil mi? Bu da beklenen değerin, buraya bir satır ekliyorum, 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 3 olacağı anlamına gelir. Toplam 24 oyun olduğuna göre 8. 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlik beklememiz gerekir. Evet, beklenen değerler bunlar ve her biri 5'ten büyük olduğu için bu koşulu da sağladığımızı söyleyebiliriz. Son koşul ise bağımsızlık koşulu. Geri koyarak örnekleme yapmıyorsak örneklem boyutunun popülasyon boyutunun %10'undan büyük olmaması gerekir. Bu noktada Kenan'ın 240 oyun oynaması son derece olası bir şey olduğundan bu koşulu da sağladığımızı düşünebiliriz. Artık ki kare istatistiğini hesaplayabilir ve çıkarımlarda bulunabiliriz. Ki kare istatistiği her bir kategori için beklenen değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın karesini alacağız ve bunu beklenen değere böleceğiz. Evet bundan ibaret. Birinci kategori galibiyet kategorisi. 4 eksi 8'in karesi bölü 8 artı mağlubiyetlere bakalım. 13 eksi 8'in karesi değil mi bölü 8 ve bir de beraberdikler var. 7 eksi 8'in karesi bölü 8. 4 eksi 8 eksi 4 eder, karesi 16. 13 eksi 8 5 eder, karesi 25. 7 eksi 8 eksi 1 ve karesi 1. Buradan 16 bölü 8 2 eder. 25 bölü 8 ise. 3 tam 1 bölü 8'e eşit değil mi? Ve ve bu da 3,125'tir. 1 bölü 8 ise 0,125'e eşittir. Toplayalım. 2 artı 3,125, 5,125 eder. Buna 0,125 daha ekleyince... 5,25 buluruz. Evet ki kare istatistiği 5,25'e eşit. P değeri 2 kare büyük ya da eşit 5,25'in olasılığına. Evet buna eşit olacak. Bunun neye eşit olduğunu bulmak için bir 2 kare tablosu kullanabiliriz. Tabi önce serbestlik derecesini de bulmamız lazım. Elimizde 3 kategori olduğuna göre serbestlik derecesi bundan bir eksik olacak. Yani 2'dir. Serbestlik derecesini şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Belirli sayıda oyun için bu 2 kategori kategoriden herhangi ikisini biliyor isek, üçüncüsünü örneğin mağlubiyet ve galibiyetlerin sayısını biliyorsak, beraberliklerin sayısını rahatlıkla bulabiliriz öyle değil mi? O halde hemen ki kare tablosuna göz atalım. Serbestlik derecesi 2 demiştik. Bu satıra bakacağız. 5,25. Bu ikisinin arasında, bu da olasılığın, bu iki olasılık yani 0,10 ve 0,05 arasında olduğu anlamına geliyor. P değeri 0,05'ten büyük, 0,10'dan da küçük. Bu teste başlamadan bir anlamlılık seviyesi de belirlenmiş olmalı ve eğer bu anlamlılık seviyesi %5 olsaydı, p değerinin 0,05'ten büyük olduğunu bulduğumuz için 0 hipotezini reddetmemiz gerekirdi. Ama bize bunu sormuyorlar. Bizden ki kare istatistiğini ve p değerinin bulunduğu aralığı istiyorlar. Bu ikisinde 5,25 var, p değerinin de %5 ile %10 arasında olduğunu bulduğumuz için doğru seçenek a'dır